İki Elyasa ve Zülkif peygamberlerin mezarı var biliyorsunuz. Eğil'de, Diyarbakır Eğil'de. Oradan size görüntü ile paylaşacağım. Zülkif ve Elyasa peygamberler bilinen peygamberlerdendir. Egil'in bir özelliği var. Tabii herhalde anlatacağım orada. Egil, Diyarbakır'ın bir ilçesi ve orada bu iki peygamberin mezarları vardı. Ama oraya baraj yapıldı. Baraj yapılırken de birkaç sene önce imam hocalarımız, diyanete bağlı, müftülüğe bağlı hocalarımız ve görevli diğer arkadaşlarla beraber bu iki mezarlık kazıldı. Peygamberlerin naaşları, vücutları oradan çıkarıldı. Yukarı yere alındı. O yukarı yere alındıktan sonra ben de gittim. Hatta orada bir tanıtım da yaptım. İnsanlar o zaman bakanlığın, valinin isteği üzerine kırmadım. Gittim acizane orada. Ziyarete gelin dedim. Burada önemli olan şu, bizim için çok garip değil tabii ki. Peygamberlerin mezarları açıldığında, peygamberlerin çürümedikleri, cesetlerinin konulduğu gibi durduğuna dair o hocaların, yani o kazı yapanların başında bulunan hocaların beyanları var. Tabii şu anda beyanlar elimizde değil ama Diyarbakır halkı arasında bu böyle bilinir. Çok da sever sayılır orası, çok da kalabalıktır orası. Yani gece ve gündüz orada insanlar kaynarlar böyle, ziyaret edilen, Eyüp Sultan nasıl ziyaret ediliyorsa, Diyarbakır Eğil ilçesinde de Elyasa ve Zülküf peygamberlerin adları da geçiyor. Mezarlarını insanlar ziyarete geliyorlar, oradan ibret alıyorlar. Mezarların çok uzun olduğunu görürsünüz. Bu çok uzun olduklarını da gösteriyor olabilir veya insanların normal boylarından daha uzun olduklarına dair beyanları da var. Ama dinleyelim, izleyelim isterseniz. Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Nebi Harun tepesindeyiz. Dünya üzerinde iki tane peygamber kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Bir tanesi Hazreti Zülkif, diğeri ise Hazreti Elyasa. Buraya çok fazla yurt dışından ve yurt içinden turistler geliyor buraya ziyaret için. Biz de burayı ziyaret etmeye geldik. Kapı bize açıldığı zaman burada bir gül kokusuyla karşılandık hocam. Bu bizi mest etti. Şimdi gelen ziyaretçilerden gelen sorularla sizleri baş başa bırakıyoruz. İnsanlar çeşitli dileklerinin olması için geliyorlar işte kekeme çocukların, işte kekeme çocuğu olanların çocuğunun düzgün konuşması için dua ediyorlar, buraya geliyorlar. Tabii çeşitli vesilelerle, sebeplerle gelen insanlarımız var. Biz de Müslüman olarak günahlarımızın affını diledik, vesileyledik onları. İnşallah kabul olmuştur. Dualarda bulunduk, temennilerde bulunduk. Rabbim onların inşallah hürmetine, insanlığa, Müslümanlığa, bütün insanlığa böyle bir birlik, beraberlik nasip eder. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür nasip eder inşallah. Yeni çiftiz, bir 6 aylık evliyiz. Rabbimden hayırlı, salih, saliha bir evlat diledik. İnşallah nasip olur. Peygamber Efendimiz'i de bu kadar yakın görmeyi, onu da ziyaret etmeyi düşündüm. Öyle düşünerek dua ettim. Dua ettik. Rabbim onların yüzü hürmetine, evlatlarımıza, neslimize yolundan ayırmasın inşallah diye dua ettik. Biz sürekli buraya gelmeye çalışıyoruz peygamber kabirlerine. Elimizden geldiğince namaz kılıp dua edip hani Kur'an okumaya çalışıyoruz. Farklı bir duyguya giriyoruz. Biz genelde dua ettiğimiz zaman, içeri girdiğimiz zaman çıkmak istemiyoruz. Öyle bir bağımlılık yapıyor. Şu an bile aynen gül kokusu geliyor. Burnumuza bir peygamberimizi hatırlatıyor aynen. Aynen. Evet, mezarları, eski mezarları su altında kaldı. Mutlaka burayı ziyaret edin. Yani özellikle o bölgeleri ziyarete, turistik seyahatlere giden arkadaşlara tavsiyem. Otobüsünüzün veya özel arabanızın yolunu Elyasa peygamber ve Zülkif peygamberin bulunduğu bu eğile bir saat uzaklıkta Diyarbakır'a, çok uzun değil. Gidin, yolda bir problem yok, yol güvenli, sıkıntı yok. Orada özel bir hal yaşayacaksınız. Hem Diyarbakır'ın merkezinde böyle bir yer var biliyorsunuz Hazreti Süleyman. Hem de bu Eğil tarafında. Sanıyorum orada sorular da gelecek bizlere, türbeden sorular. Onları da değerlendirelim.
Ülkemiz, şunu da söyleyeyim, peygamberlerin mezarları pek bilinmiyor. Diğer peygamberlerin çoğunun mezarları tahmini olarak biliniyor ama en büyük şansımız Hazreti Peygamberimizin mezarı belli, ortada. Efendim, diğer peygamberlerin mezarları şüpheli, çoğu Kabe etrafında. Efendim, Elyasa ve Zülküf peygamberlerin mezarları belli. Yani bunlar bizim için çok müthiş zenginlikler, Allah'ın lütfu. Onların hakkını vermek lazım.